ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Daha geç boşuna mı geldik buraya? Ne yapayım? Sabri'cim, Reyhan aslında çok iyi kızdı. Ama biraz tembeldir. Yani bir görsen derslerimde arada bir uyuyakalıyor da o yüzden söylüyorum. Eski komşum Nazar, eğer Sevinç'le evlenirsen bayağı bir restoran masrafın olacak. Bak sonra demedi deme. Çünkü kendisi karbonatla kabartma tozunu birbirine karıştıran bir kişi. Yo, Sevinç çok iyi bir aşçıdır. Hatta fakültedeyken bütün doğum günü partilerinde yemeklerin çoğunu sen hazırladın, hatırlıyor musun? Nasıl unuturum? Aysun'un doğum gününü hatırlıyor musun? Evet, evet. Ya Sevinç istesin, tamam mı? Ben onu sürekli yemeğe çıkartırım. Benim canım ya. Canım ya, canım, canım. Canım benim. Canım benim. Reyhancığım, ne dersin yemekten sonra kahve içmeye gidelim mi? Hatta bana gidebiliriz. Baş başa şöyle. Tabii tabii, gidelim gidelim. Hem senin evini de görmüş olurum. Çok iyi olur. Yok artık, daha neler ya. Daha yeni tanıştınız, hemen bu ne eve gitmek falan, nereden çıktı ya? Ne var canım bunda? Bunda yanlış anlaşılacak bir şey yok. Bizim bir an önce birbirimizi tanımamız lazım. Çünkü benim niyetim gayet ciddi. Aynen aynen, benim de. Senin dudağının kenarında tatlı mı kalmış senin? Dur sen. Ay yani sen yorulma Sabri'cim, ben hallederim, gel. Ya aslında sen bayağı güzel bir kızsın ya. Ben çok beğeniyorum seni. Sağ ol, sağ ol. Ah! Yeter, yeter ama! Var. Sevinç. Sen niye bu kadar büyük tepki verdin? Sen niye verdin? Çünkü ben böyle daha yeni tanışmış insanların masamda bu kadar laubali olmasından rahatsız oldum. Ay sen de durmuyorsun be, elin kolun rahat durmuyor, ağzına çakırma. Tamam be. Ve yani sen niye bu kadar büyük tepki verdin? Onu anlamadım ben. Hiçbir kız düğün günü aldatılmayı hak etmez, tamam mı Masar? İkinizden de nefret ediyorum. Özellikle senden Masar. Ya nefret ediyorum ya, nefret ediyorum. İkiniz de her şeyin en kötüsüne layıksınız. Sevinç. Aşkım, bekle beni. Aşkım dedi. Aşkım dedi aşkım. Aa, aşkım dedi.